Ahmet Kekeç Elinin kanıyla öykü yazmak HDP eski başkanı Selahattin Demirtaş cezaevinde ikinci öykü kitabını yazdı. Devran Öykücülüğünde aşama kaydetti bilmiyorum ama yine cezaevinde kaleme aldığı ilk öykü kitabı Seher öykü sanatı adına umut vermiyordu. İlerleme kaydetmiş olmasını temenni ederim. Devran'ı okumadığım için bir şey diyemeyeceğim. Seher'deki öyküler fena halde ataerkildi ve kadına feodal alışkanlıklarla bakıyordu. Daha doğrusu Seher'de yer alan öyküler kadına farklı bir bakış yönelttiği söylenen bir hedefeliğe yakışmıyordu. Devranda bu hatasını tamir etmiş olmasını dileriz. Demirtaş sadece öyküyle iştigal etmiyor. Şiir de yazıyor. Bakalım romanı da deneyecek mi? Daha önce bir gazete haberinden yola çıkarak şiirini Bulaşıcı Cesaret başlıklı şiirini bu köşede değerlendirmiştim. Haber HDP sever bazı gazetelerde Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde yazdığı Bulaşıcı Cesaret adlı şiiri yasaklandı başlığıyla yayınlanmıştı. Bir yasaklama söz konusu değildi ama matbuatın bir kesimi hazır yaratılmış mağdurun mağduriyetine bir yenisini daha ekleme gayreti içindeydi. Demirtaş'ın şiirine gelince. Bu ifadeyi kullanabilmemiz için yani Demirtaş'ın şiiri diye bir başlangıç cümlesi kurabilmemiz için önce ortada bir şiir bulunması gerekiyor. İnternet siteleri HDP eş başkanı Demirtaş cezaevinde şiire başladı. İşte ilk şiiri diye bir haber geçince merakla ne yazdığına baktım. Burada bir şiir tartışması yapmıyoruz elbette ama bugüne kadar okuduğum okuyabileceğim en kötü şiir Posta gazetesinde, amatörlerin şiir köşesinde benzerlerine sıkça rastlayacağınız türden. Sadece bir duygu durumunu yansıtan, bunu da klişe ifadelerle yapan ama asla şiir olmayan bir şiir. Bir ara Aydın Doğan'ın himayesinde bağlama çalıyordu. Eh fena da değildi. Dediklerine göre ilk gençlik yıllarında kaset çıkarmak yani ses sanatçısı olmak istermiş. Bir ara resime heves sarmış. Politikacı oldu. Demek ki içinde bir sanat ateşi varmış. Bağlamayla olmuyorsa mısralarla olabilirdi. Hem mahpusluk gibi şiir besleyen bir sanatı icra ediyordu. Neden olmasın? Elbette olurdu ama olmamış. Demirtaş'ın bilgisi birikimi kavrayışı ve şiire yüklediği anlam ondan şair çıkmayacağının işaretleriyle dolu. Olmaz da. HDP sever gazetelerin yasaklandığı iddiasına gelince. Gerçek sonradan ortaya çıktı. Şiirin kendisi değildi. Üzerinde Selahattin Demirtaş'ın şiirinin bulunduğu pankart yasaklanmış. Pankartta ayrıca ne türden resimler ve sloganlar bulunduğu malum. Demirtaş şiirinin bir yerinde gül açmasın diyecekler diyor. Kalbi insan sevgisiyle gürp gürp atan ve gülüşü soldurulmuş insanlara ağıtlar yakan Demirtaş, 52 insanımızın katledilmesiyle sonuçlanan Kobani provokasyonunun baş mimarıdır. Başta Yasin Böyle olmak üzere 52 insanımızın gülüşünü soldurmuştur. Eline kan bulaşmış bir şair ve öykücüdür. Şiirin bir başka yerinde suçsa suç kardeşim diyor. Böyle diyerek yırtamayacaktır elbette. Gülüşünü soldurduğu insanlardan dolayı hesap verecektir. Bir şey daha. Ben de olsam o şiiri yasaklardım. Hayır. Demirtaş'ın kaleminden çıktığı için değil kötü yazıldığı ve şiire hakaret olduğu için Ahmet Kekeç Star